Bismillahirrahmanirrahim. Bütün isim ve sıfatlarıyla suretler aleminde görünen ve bağışlayan Allah'ın adıyla. Tek varlık Allah'ın varlığıdır. Resulullah aleyhissalatu vesselam şöyle buyurdu. Kıyamet günü aziz ve celil olan Allah şöyle buyurur. Ey Ademoğlu hastalanın da ne diye benim ziyaretime gelmedin? Senden yiyecek istedim de ne diye beni doyurmadın. Allahü Teala hasta olan kimsenin varlığının kendi varlığı olduğunu aç ve muhtaç olan kimsenin yine kendisi olduğunu açıkça beyan etmektedir. Eğer hasta ve muhtaç olan o ise o halde senin varlığında onun varlığıdır. Aynı şekilde unsurlardan ve hadislerden yapılmış her şey yine odur. Unsurları oluşturan zerrelerden tek bir zerrenin sırrı bilindiğinde zahir ve batın bütün alemin sırları açıklanacaktır. Bu durumda hem bu dünyada hem de ahirette Allah'tan gayrı bir şey görmeyeceksin. Bu dünyadaki ve ahiretteki tüm varlıkları, bütün isimleri ve bu isimlerden adlandırılanlardan şeyleri ve onların varlıklarını ancak onun varlığı olarak görür, müşahede edersin. Allah'ın sonsuza dek hiçbir şey yaratmıyor olduğunu, ondan gayrı her şeyin bir sonu olduğunu görürsün. Belki sen onu keyfiyetsiz olarak sıfatlarını ve vücutunu açıklarken her an bir tecelliyle görürsün. Yani yaratılmış sandığın her şey gerçekten yaratılmış değildir. Onlar Allah'ın her an başka bir suret ve şekilde görünmesinden, kendi zatını ve sıfatlarını açığa vurmasından ileri gelmektedir. Zira o eveldir, zatıyla gayim olmasıyla o ahirdir. Sonu olmaması bakımından o zahir olup görünmüştür birliğiyle olmasından. O batın olmuştur, tek olmasındandır. Şu halde o gayim olması bakımından Evel son olmaması bakımından ahirdir. Evel harflerinin vücutu, ahir harflerinin vücutu, zahir harflerinin vücutu, batın harflerinin vücutu odur. Onun ismi de müsemması da odur. Onun vücutu nasıl vacip gerekli ise kendisinden başka bir varlık bulunmaması da vaciptir, gereklidir. Kendisini Allah'ın gayrı sanan kimse muhakkak onun gayrı değildir. Zira Yüce Allah zatı uliyetinden gayrı bir mevcut bulunmaktan münezzehtir. Belki zahirde ve batında onun vücutunda onun vücutu ile beraber ve vücutunda başkasının başkası olmaksızın dahi odur. Bu nitelikle nitelenen kimsede sınırsız, sonsuz birçok niteliği bulunur. Nitekim Allah'ın emriyle rehin edilmiş zamanı gelince ecel denilen suret ölümü ile ölen kimsenin iyi, kötü, bütün güzel ve çirkin nitelikleri kesildiği gibi manevi ölüm ile ölen kimsenin de bütün güzel ve çirkin nitelikleri de kesilmiş olur. Kalmaz. Onların yerine bütün hallerde onun yerine Allah gayim olur. Yerine geçer. O kimsenin zatının makamına Allah'ın zatı sıfatlarının makamına Allah'ın sıfatları gayim olup yerine geçer. İşte bunun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz mübarek hadislerinde ölmezden önce kendi ihtiyarınızla ölünüz. Yani ölmezden önce kendinizi biliniz buyurdu. Yine Hz. Resulullah Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bir kutsi hadislerinde de kulum onu sevinceye kadar nafile ibadetlerle bana yaklaşır. Onu sevdiğim zaman onun kulağındaki işitmesi, gözündeki görmesi, dilindeki konuştuğu lisanı, tuttuğu eli ve vücudundaki bütün organlarının gücü ben olurum buyurdu. Bu kutsi hadiste Hz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ölmezden önce ölen kimsenin bütün vücutunu muhakkak Allah'ın vücutu görür olduğuna ve zatına ve sıfatlarına herhangi bir değişiklik görmediğine ve esasen onun sıfatlarının değişikliğe ihtiyacı olmadığına işaret buyurdu. Zira o kimsenin zatının vücutu o olmamış olsaydı belki nefsini de bilemezdi. Şu halde ne zaman kendini bilirsen enaniyet denilen bencilliğin senden kalkar. O zaman sen de Allah'tan başka bir varlık olmadığını güzelce bilmiş olursun. Kendini bilmenin faydası. Eğer senin müstakil bir vücutun olmuş olsaydı fenaya ve kendini bilmeye muhtaç olmazdın ve sen kendinden başka bir varlığı olmayan Rab olurdun. Yüce Allah ise kendisinden başka bir Rab bulunmaktan pak ve münezzehtir. İşte kendini bilmenin faydası şunları bilmen ve tahkik eylemendir. Senin vücutun mevcut değildir, yok da değildir. Ve sen şimdiki halde mevcut değilsin ve geçmişte de mevcut olmadın. Gelecekte de asla mevcut olmazsın. İşte burada sana La ilahe illallah, Allah'tan başka ilah yoktur. Onun gayrı için vücut yoktur. Ondan başka da yoktur. Ancak ilah odur. Tevhid kelimesinin anlamı açıklanmış olur. Eğer biri çıkıp da sen Allah'ın rabliğini tatil yani durdurdun derse cevap olarak Allah'ın rablığı nasıl durdurulur? Zira o daima Rabb'dir. Allah'tır, merbub yani kul değildir ve daima Halik, yaratıcıdır. Yaratılmış kul değildir ve o şimdilik halde de evvelde de olduğu gibidir. O bir yaratıcı olarak halikliği ve Rab olarak da mahlukuna yarattığı kullarına muhtaç olmaz. O kainat dediğimiz evren yaratılmadan önce bütün nitelikleriyle bezenmişti. Şimdiki de hali böyledir. Allah her an bir tecellidedir. Ve çi zat yani zatın yüzünün zatı ile ve dahi önceki hali arasında hiçbir fark yoktur. Onun vücutunun birliği, görünen zatlı vücut birliğinin önceliğini gerektirir. Onun zahiri, batını, batını da zahiridir. Keza eveli ahiri, ahiri de evelidir. Cemi vahid, vahid de cemidir. Yani birdir ve cümlesi de birdir. Allah'ın sıfatı her anda bir başka şekil ve surette olmaktadır. Buna ait Kur'an-ı Kerim'de Rahman suresinin Cenab-ı Hak buyurmuştur ki, o her an bir tecellidedir. Şey dahi mevcut değil idi. Yine halinde bir şey mevcut olmadığı halde o her an bir tecellidedir. Öncelik ve ilk de yoktu. Şimdi de şey ve tecelli yoktur. Ve hakikatte ondan gayrının vücutu yoktur. Zira mevcudatın varlıkları, yoklukları yek diğerine eşittir. Aksi halde bir şeyin birden bire yoktan meydana çıkıvermesi ve bunda Allah'ın birliğinin olması lazım gelir. Bu ise bir noksanlıktır. Halbuki O'nun birliği bundan pak ve büyüktür. Vücut Allah'ın vücutudur. İşte ne zaman kendini Yüce Allah'a zıt veyahut ortak, akran veya benzer tanımadan nefsini bu niteliklerle bildin ise muhakkak nefsini hakikatiyle bildin. İşte bunun için Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz nefsini bilen Rabbini bilir buyurdu. Fakat nefsini ifna edip yok eden kimse Rabbini bilir demedi. Peygamber Efendimiz muhakkak Allah'tan başka bir şeyin olmadığını bildi ve gördü. Bundan dolayı nefsi bilmenin Allah'ı bilmek olduğuna işaret buyurdu. Kendisini yani vücutunu bil muhakkak sen sen değilsin. Lakin bilmiyorsun. Bil ki senin vücudun değil, vücudunun gayri de değil, sen mevcut değil, yok da değilsin. Yani varlığın başkası değildir, yokluğun başkası da değildir. Vücut ve yokluk olmaksızın senin vücudun ve senin yokluğun Allah'ın vücududur. Zira muhakkak senin vücudunun aynı ve yokluğunun aynı hakkın vücududur. Ve keza hakkın vücudu senin vücudun ve yokluğundur. İşte çevresindeki eşyayı vücudunun gayrı olmayarak Allah'ın vücutu gördüğün zaman ve Allah'ı beraber ve Allah'tan diğer bir şey görmeyerek Allah'ın vücudunun aynını eşyada senin vücudun ve yokluğun gördüğün zaman muhakkak o eşya haktır ve sen böylece şüphesiz olarak nefsini yani kendini bildin tanıdın zira bu açıklanmış niteliklerle kendini bilmek şeksiz şüphesiz nefsini onda ve onunla beraber vahdetten bir şeyin daha önceden birleşmesi olmayarak Allah'ı bilmektir.